Evet, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Lüksemburg'da bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat önce toplantı başladı. Gündemlerinde, resmi gündemlerinde yoktu Türkiye ilişkin faslın açılması konusu. Ancak tartışılacağı, konuşulacağı söyleniyordu. Hemen toplantı öncesinde Alman Dışişleri Bakanı Westerwelle bir açıklama yaptı. Türkiye ilişkin kararın bugünkü Dışişleri Bakanları toplantısında çıkmasını beklemiyoruz. Yarına kalacak, salı günü konuşulacak dedi. Onun öncesinde aslında neler yaşandı bu süreçte, kısaca ondan bahsetmekte fayda var. 3 yıldır 2010 Haziran ayından beri zaten Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine yeni bir adım atılmıyordu, yeni bir fasıl açılmıyordu. Ancak özellikle bu dönem başkanlığı süresinde, ilan dönem başkanlığı süresinin sonunda 26'sında, ayın 26'sında 2 gün sonra bölgesel politika faslının açılması gündemdeydi. Ancak Türkiye'de son 3 haftada yaşanan Gezi Parkı protestoları nedeniyle Almanya ile Türkiye'nin arası ve dolayısıyla aslında Türkiye ile Avrupa Birliği'nin arası son dönemde biraz daha açıldı. Almanya'nın Türkiye'deki meselelere yaklaşımı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tepkisi ilişkileri gerdi diyebiliriz. Almanya'nın tepkisi bu şekilde, ancak Almanya'nın da Hollanda'nın da yer aldığını söyleyelim. Bugün toplantı öncesinde Avusturya'nın da Almanya ve Hollanda'nın tavrını destekleyecek nitelikte açıklamalar yaptığında belirtmekte fayda var. Ancak bu 3 üye ülke haricinde diğer ülkelerin Türkiye'ye destek açıklamalar yaptığını belirtmekte fayda var. Örneğin İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt bir açıklama yapmıştı dün. Şu an Türkiye'nin Avrupa Birliği ilerlemesini bloke etmek büyük bir hata olur demişti. Yine Avrupa Parlamentosu'ndan da Almanya'nın attığı adımın yanlış olduğu, Türkiye'deki krizle, Türkiye'deki durumla baş etmenin en iyi yolunun faslaşmak olduğu mesajları gelmişti. Toplantı öncesinde aslında yine benzer ülkelerden Türkiye'ye destek mesajları geldi. Ancak tabii ki Almanya'nın burada karar verici, Almanya'nın daha belirleyici olan ülke olduğunu söylemekte fayda var. Ancak Alman Dışişleri Bakanı bile Türkiye ile Avrupa Birliği diyaloğunun kesilmesi ya da zayıflamasına izin verilmemeli şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii Alman Dışişleri Bakanı ile hükümetin tavrının biraz farklı olduğunu söylemekte fayda var. Tabii bunda ikisinin de ayrı partilerden olmasının büyük katkısının olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şunu söyleyelim, bugün karar çıkmayacak, belki yarına kalacak. Ancak eğer ki fasıl açılmazsa, fasıl açılmama yönünde bir karar çıkarsa, bu iki ilişkileri önümüzdeki dönemde oldukça zedeleceğe benziyor. Çünkü zaten 3 yıldır açılmaması nedeniyle sıkıntı dönemi arkada bırakılıyordu. Yavaş yavaş belki bir çiçekte bahar gelmez demişti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ama bu faslın ardından birkaç faslın açılması daha da gündemdeydi. Ancak şu anda Almanya'nın blok etmesi ikili ilişkileri önümüzdeki dönemde biraz daha sıkıntıya sokacak gibi gözüküyor. Ancak dediğimiz gibi Almanya ve Hollanda'nın şu iki gündeki tavrının değişmesi ihtimalinde gözünde, önünde bulundurmak lazım. Her ne kadar şu ana kadar gelen açıklamalar Almanya'nın tavrının sabit kaldığı yönünde olsa da.